Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi bu videomuzda da klasik soruları çözecektik. Noktanın analitik incelenmesinin. Evet, en meşhur sorulardan bir tanesi şimdi karşımızda dostum. Kare var koordinat düzleminde ve biraz eğilmiş, döndürülmüş bir kare. Bunu gördüğünüzde bakın hiç soruyu bile okumuyorum. Yapacağımız işlem şu. Karenin dört köşesinden de geçen şu büyük kareyi çizeceksiniz. Şunu çizdiniz. Ve şuradaki üçgenlerin eş olduklarını bileceksiniz dostlarım. Dört tane üçgenimiz var. Bunlar birbirleriyle eş. Hatta bize şurayı 4 vermiş. Burayı da 5 vermiş. Bakın şu sırayla da 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4, 5. Sırasıyla da yerleştirdim. Eş oldukları için kenarları aynıdır dedim. Sonra da bana C noktasının koordinatları nedir diye soruyor. Y'ye uzaklık bizim apsisimizdi arkadaşlarım. Demek ki C'nin apsisi 5, virgül. X'e uzaklık bizim ordinatımızdı dostlar. Burası da 5 ile 4'ün toplamı 9 olduğu için ordinatım da 9. Ama hemen zıplamayın, bölgesine bakın. İkinci bölgedeyiz biz dostlar. X'ler ne olacak burada? Şuralar negatif sayılar olduğu için X'imiz eksi. Y'ler de pozitif. Eksi 5'e 9'muş doğru cevabımız. Kardeşim bir kereye mahsus ilk soruda bunların eş olduklarını bir kereye mahsus ispatlıyorum. Ama bundan sonraki sorularda ispatlamadan direkt eş olduklarını söyleyerek geçeceğim dostum. Ne yapıyormuşuz? Şöyle bu ortada bir eğik kare döndürülmüş biraz hafif dönmüş bir kare gördüğünüzde veya dikdörtgen gördüğünüzde de arkadaşlarım aynı şeyi yapıyorsunuz. Hemen şöyle etrafından geçen büyük kareyi çiziyoruz. Şimdi kare olduğu için bunların her biri birbirine eşit kenarların. Şunların da her biri 90'ar derece. Bunları da yazalım. Dik üçgenler. Şimdi şu açıya A desek, şuna da B yazsak. Bakın A, B 90 üçlüsü. Yine burası da 90. B 90 A yazarım. A 90 B yazdık. B 90 A, A 90 B, B 90 A'ya geldim. Şurası da B. Bakın bu üçgenlerin her birinin açıları aynı. Açılar eşitse üçgenler benzerdir demiştik. Artı bir de hepsinin 90'ının karşısındaki kenar da aynı olduğu için benzerliğin bir adım ötesi eş üçgenlere döndüler dostlarım. Demek ki bu dört üçgen de eş. Peki şurası 5, burayı da 4 vermiş bize. Bu üçgende A'nın karşısı 5 ise bundaki A'nın karşısı, bundaki ve bundaki A'nın karşısı da 5. B'nin karşısı 4 ise bütün üçgenlerdeki B'nin karşılarına da 4'ü yazdık. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Evet, hadi bakalım şimdi 2 numaralı soruyla devam edelim. Evet, yine muhabbet aynı. Ben olsam sizin yerinizde hemen bir videoyu durdurur, kendim çözmeyi denerim dostum. Yapacağımız şey belli. Eğik kare gördük. Hemen hiç düşünmeden şöyle etrafından geçen büyük kareyi de çizdik. Şimdi bu noktanın koordinatlarını vermiş. 5 dediğim bu noktanın y'ye, x'e uzaklığıdır ki y'sidir. X'e uzaklık demekti. Demek ki burası 5. Şimdi 4 üçgende eş olduğu için bakın 5, bir atla 5, bir atla 5, bir atla 5 yazdım. Sonra apsisi 13'müş. Yani şu y eksenine olan uzaklığı 13 birimmiş. O halde şuradaki dikdörtgen mi? Ya şuradaki olay. Dikdörtgense şurası da kesinlikle 13 olacak. Bakın buraya da 8 kaldı. Yani eş üçgenlerin bir dik kenarını da 8 bulduk. O halde boşta kalan dik kenarlara da 8'i çaktım şöyle. Bana da C'nin koordinatları toplamını soruyor. Hemen C'nin koordinatlarını gösteriyorum. C'nin apsisi demek Y'ye uzaklık demektir 8. Ordinatı demek X'e uzaklık demektir şurası. Yani şu uzunluğun toplamı 13. Birinci bölgededir dostlarım bizim noktamız C noktası.
Birinci bölgede x ile y'ler pozitif olacağı için direkt 8'e 13 yazdım. Toplamlarını soruyor. 13 ile 8'in toplamı da Adana'yı işaretledim dostlarım. Evet, yine aynı muhabbet. Hiç korkulacak bir şey yok. Eğik kare gördüğümüz zaman soruyu okumanıza gerek yok. Şöyle, dört köşesinden de geçen büyük kareyi çiziyorsunuz dostlarım. Hemen çiziyorum ben de şunları. Şöyle çizelim. Tamam. Şimdi A noktası 2'ye 0. Demek ki şu mesafe 2 birim. B noktası M'e N. Tamam. B'nin koordinatlarını bulacağız birazdan. Denizli'de eksi 1'e 2. X'i eksi 1. Yani şurası 1 birim. Y'si de 2. Şurası da 2. Bakın benim eş üçgenlerimden biri şu. Ve kenarları 2'ye 3. Hemen sıradaki 2'ye 3, 2, 3, 2, 3. Şimdi burası 1'di bakın. Şu mesafe 1. Farklı bir renk alayım de. Şurası 1 dostlarım. O halde şu kısım da 1. Şuraya da 1 kaldı. Şimdi B'nin apsisi dediğim şey şu Y'ye uzaklıktı dostlarım. Şurası ve apsis şu mesafeye eşitmiş değil mi? 4'e. Veya şu mesafeye 4'e. Burası 4. B'nin apsisi 4. Yani M'yi bulduk 4 o halde. Ordinatı X'e olan uzaklık 3. N'yi de bulduk 3. 4'e 3 toplamları da 7'yi yapıştırdık. Aha, yine benzer sorumuz. Hemen o halde etrafından artık alıştınız buna dostlarım hiç. Pes etmeyin. Hemen şöyle etrafından geçen büyük kareyi de çizdik. Şimdi C'nin apsisi 4. D'nin ordinatı 2. Bak şuradan başlayalım. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. B'nin apsisini soruyor sadece. B burada. Apsis neydi kardeşim? Y'ye uzaklık. Yani şurası. Şu mesafeyi soruyor bize. Sorulan yer burası. E, o da şuradaki 6'ya eşit değil mi dostum? Cevap 6. Evet, hemen hiç durmadan şunu çizelim. Şöyle etrafından geçen büyük kareyi bir çizelim. Çizdik. Bilgilerimizi konuşalım. A eksi 2 noktasıymış. Demek ki şurası 2 birim. B'nin apsisi 3'müş. Demek ki şurası 3. Ordinatı da K'ymış dostlarım. Bunu da yazdık. C noktasının bir şeysini soruyor bize. Buluruz artık gerisini. Önce şu eş üçgenleri bir konuşalım. Şimdi bunun bir kenarı 5, bir kenarı K. O zaman yazıyorum. Şurası 5, şurası K. Burası 5, K. 5, K diye yazdım. Bak şuradaki 3'e bakın. Şöyle yeşil yapalım onu. 3. Burası 3. O zaman tam karşısı da 3 olacak hocam. Meğersem K 3'müş. Şurası da 3. Burası da 3. Burası da 3. Bize neyi soruyor? C'nin ordinatını soruyor dostlar. C'nin ordinatı dediğim yer şurası değil mi kardeşim zaten? X'e uzaklığı. Ve bu da zaten şuradaki 8'e eşit. O halde cevap 8'dir. Paketle gelsin. İşte bakın dikdörtgen. Hiç soruyu okumayın dostlarım. Hemen yapacağınız şey belli. İlk iş dikdörtgenin de şöyle etrafından geçen şöyle gösterelim. Şu büyük dikdörtgeni çiziyorsunuz dostlarım. Çizdik. Burada da olay şu. Karşılıklı olanlar eş. Yani şu üçgenle şu üçgen eş. Bu üçgenle de bu üçgen eş. Ve İkişerle şunların ikisi de birbiriyle benzer. Şimdi ispatlayarak yapalım isterseniz burada da dikdörtgeni ilk defa çözdüğümüz için. Ama hiçbir farkı yok. A 90 B. Şurası 90 A. Burası 90 olduğu için B. 90 olduğu için A. 90 olduğu için B. 90 olduğundan A ve B'yi yazdım buraya da. Şimdi bilgilerimiz. Şunun ordinatı 8'miş. Burası 8. Bunun ordinatı 3'müş, burası 3. Apsisi 4'müş, burası 4. 3, 4, 5 üçgeni hatta bu. 4 ise burası da 4 olacak dostum. Başka dikdörtgen
Yukarıdaki verilenlere göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Şimdi A ile B'yi bulacağız. Şuradaki A ile B'yi bulalım. Bakın bununla bu eş üçgen değil mi dostum? Çünkü ikisinin de 90'ının karşısı da aynı. O halde A'nın karşısı burada 4 ise buradaki A'nın karşısı da 4, B'nin karşısı da 3 oldu. Bunu da yazdık. Şimdi başka neler biliyoruz öğretmenim? Şununla da şu eşti. Yani burada A'nın karşısı 8 ise buradaki A'nın karşısı da 8 olacak. Ve bakın buranın uzunluğunu biz 11. Demek ki burayı da 11 diyebilirmişiz. Zaten de öyleymiş. Geçtik. Devam. Başka ne bilelim? Neyi arıyorduk biz ya? C'nin A'yı ve B'yi arıyorduk. B'yi bulduk. Bakın B dediğimiz şey buradan aşağı inen diklik. Çünkü ordinatı. B'yi zaten bulmuşuz. 11. Bir tek A'yı bulacağız. Şurayı bulacağız. O da şuradaki mesafeye eşit. Onu da şu üçgenle şu üçgenin benzerliğinden bulalım. Hadi yapalım. A'nın karşısı 4. Burada A'nın karşısı 8. Bakın benzerlik oranları 4'e 8. Yani 1'e 2. 2 katıymış bu. O halde burada B'nin karşısı 3 ise burada B'nin karşısı 6 olacak arkadaşım. Şurası kesin 6. Ve hatta şurası 4 olduğu için buranın da 4 olduğunu biliyorum. A'ya da 2 kaldı diyorum dostlar. A 2. Bana da çarpımlarını soruyor. 22'yi paketledim. Evet, 7. bir başka klasik soru tarzımız. Bir üçgenin üç kenarında orta noktasını veriyor. Bizden herhangi bir köşesinin koordinatlarını istiyor. Paralel kenara yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi C'nin koordinatlarını istiyor ya. Köşelerinden biri C olan paralel kenara oluşturdum. Bakın şurayı çizdiğimde biliyorsunuz bu orta taban olduğu için yanları ikiye böldüğünden dolayı mecbur bu kenara paralel. Burayı çizdiğimde de bu da şu iki kenarı alt ve soldaki kenarı ikiye böldüğü için AC'nin orta tabanı yani paraleldir buraya kesin. Dolayısıyla bakın burada bir paralel kenar çıktı karşımıza. Paralel kenar. Ve biz C'yi de içine alan paralel kenarı oluşturduk. Paralel kenar kuralı yapacağım şimdi dostlarım. Neydi bu kural? Karşılıklı köşelerin x'leri toplamı eşitti. Yani 7 ile 5'in toplamı eşittir 2 ile C'nin apsisinin toplamına. 2 ile x'in toplamına. Hemen 10 geldi buradan x. X'i bulduk. Şimdi y'ler için de aynı şeyi yapacağım. 7 ile 2'nin toplamı eşittir y ile 4'ün toplamına. Buradan da 9, 4 çıktı 5. Y'de 5 geldi. C noktasının koordinatları toplamı 10 ile 5'in toplamı 15'i işaretledim. He, hocam peki burada bize A'yı sorsaydı mesela o zaman da diyeceksin ki A'yı içine alan paralel kenara çizeyim diyecektin kardeşim. Yani şunu oluşturacaktım bu durumda da. Şöyle kırmızıyla da onu gösterelim. A'nın bir köşesi olduğu paralel kenar. Şöyle bir şey. Bakın buradaki paralel kenarda A'nın içinde olduğu paralel kenardır. Ve karşılıklı köşelerin toplamı eşittir yapınca soruyu çözecektiniz. Hocam B'yi sorsaydı bize bu durumda da B'yi içine alan paralel kenar oluşturacaktınız. Şu iki orta tabanı çizince de B'nin içinde olduğu paralel kenar oluşmuş oluyor dostlarım. Peki hadi geçelim şimdi bir sonraki sorumuza. Zaten aynısı olması lazım benzeri. İşte bu. Bakın B'nin koordinatlarını soruyor bize. O halde B'yi içine alan paralel kenarı oluşturuyorum. İşte şunu dostlar. Bu paralel kenardan B'nin koordinatlarını bulacağım şimdi. X'e Y diyelim. Karşılıklı köşeleri topluyorum. 2 ile 1'i topladım. 3 eşittir. 6 ile X'in toplamına olacak. X buradan eksi 3. Y'leri toplayalım. 1 ile 4'ün toplamı 5 eşittir. 1 ile Y'nin toplamına demek ki Y'de 4. Bize neyi soruyor? Koordinatları toplamı 4 ile eksi 3'ün toplamı 1 yapar. Evet yine bir paralel kenar sorusu daha karşımızda. Ama burada mesela hani C'nin koordinatlarını bulabilir miyiz? Evet karşılıklıların toplamı birbirine eşittir yapıp C'nin koordinatlarını bulabilirsin. Ama gerek yok burada C'yi bulmana. C'yi bulup da çözebiliriz soruyu ama ben şöyle yapacağım dostum.
Önce bir şuradaki kelebek üçgeni bir görür müsünüz dostlar? Hatta şöyle yapalım. Kelebek üçgeni ben şöyle sarıya bir boyayayım dostlar onu bakın. Şurada bir kelebek üçgenimiz var bizim. Paralel kenarda falan çok kullanıyoruz bu kelebek üçgenleri. Bakın bu üçgenle şöyle hızlı hızlı boyayayım birazcık. Evet. Şu üçgeni görün dostlarım. Bakın ikisi bir kelebek üçgen oluşturdu ve şuraya K dediğimde tabii ki bu da K ve bu kenar 2K ise burası da 2K geldi. Dolayısıyla kelebek üçgenin benzerliği yukarıdan aşağıya doğru 2'ye 1. O halde ben buna 2M dersem burası 1M. Buraya 2N dersem burası 1N olur. Şimdi ben F'nin koordinatlarını arıyorum. Eğer şu doğruyu kullanıp şunu yapacağım dostum. Buradan buraya bu kadar artmış. Buradan da buraya bu kadar artar muhabbeti yapacağım. E'yi bulmam yeterli bu sebeple ki E de ikisinin orta noktasıydı değil mi? Toplayıp 2'ye böleceğim. Eksi 1 ile 3'ü topladım 2. 2'ye böldüm 1. 2 ile 2'yi topladım 4. 2'ye böldüm 2. Eğer ki AFC doğrusunu kullanmak isteseydim buradan da yapabilirim soruyu. Yine buradan buraya bu kadar artmış, buradan buraya bu kadar artar deyip o zaman C'yi bulmam gerekecekti ve paralel kenarın kuralını kullanıp C'yi de bulabilirdim dostum. Az önceki iki soruda yaptığım gibi karşılıklı köşelerin toplamı eşittir kuralında. Ama E'yi bulmam yetti. Şimdi şu DFE doğrusunu şuraya bir daha çiziyorum. D, F burada. E de burada arkadaşlarım. Burası K birim, burası 2K birim. Gerçi M'ye 2M yazmışız ama önemli değil. Önemli olan bizim için oran. Şimdi D'yi biliyorum 2'ye 4. E'yi biliyorum 1'e 2. Ve şimdi F'yi bulmaya başladım dostlar. Hadi şuradan gidelim. D ile E'yi bildiğim için, DE mesafesini bildiğim için D'den E'ye gideceğim. İstersen E'den D'ye gidebilirsin. Hiç sorun değil. Hadi öyle yapalım hatta isterseniz. E'den D'ye doğru gidelim. Peki X'e bakın şimdi. 3K yoludur burası. 3K'da birden 2'ye zıplamış dostlar. Bir birim artış göstermiş. Bir artış. Peki K'da ne kadar artacak o zaman? Böldüm 3'e. Bunu da 3'e bölüyorum. 1 bölü 3 artar. Demek ki K'da yani ben E'den F'ye giderken 1 bölü 3 artış yaşayacağım dostlarım. E hocam birdim burada başlangıçta. 1 bölü 3 ekledim. 3. 4 bölü 3 oldu. Demek ki F'nin apsisi 4 bölü 3. Şimdi aynı şeyi ordinat için yapalım. Bakın 2'den 4'e zıplamış. Yine şurada yazayım. 3K'da kaç zıplamış? 2'den 4'e 2 zıpladı. 2 arttı. Peki 1K'da ne kadar artacak? 2 bölü 3 artacak. Hemen 2'ydik. 2 bölü 3 ekledik. 6, 8 bölü 3 yaptı burası. F'nin koordinatları toplamı. Paydalar eşit olduğu için 12 bölü 3'ten 4 geldi cevap. Evet. Bakın burada da eğik kare var. Eğik dikdörtgen var pardon daha doğrusu. Sen istersen şu dört köşeden geçen şeyi çizip kesinlikle çözebilirsin bu soruyu dostum kesin. Ama burada neyi soruyor bize? B'nin koordinatlarını soruyor. Bir tık daha kolay bir şeyler yapabileceğim için o yöntemi değil başka bir yönteme başvuruyorum. Burası 4'müş, burası 8'miş kardeşim. Bakın diklikten diklik inmiş. 4'ün karesi eşittir. Şuraya x dediğimde x çarpı 8 öklitini yaptım dostlar. 16 2 çarpı 8'dir. Demek ki burası 2. Bak benim köşegenimin uzunluğu 10 geldi. Şimdi dikdörtgende şöyle bir olay vardı dostlar. Bu köşeden inen diklikle bu köşeden inen diklik eşitti hatırlarsanız. Bu da 4. Hatta bu dikliğin bu köşeye uzaklığı 2 ise bunun da buraya olan uzaklığı 2 idi. Şuraya da 6 kaldı diyebilirim o halde. Bunları da bir söylemiş olayım. İşime yarayacak mı? Evet. Çünkü B'nin koordinatlarını istiyor. Şimdi B'nin apsisi Y'ye uzaklık 6. Ordinatı da X'e uzaklık 4. 6'ya 4 ama bölgeyi kontrol edelim. Dördüncü bölgedeymiş B noktası. Y'ler eksilerden oluşuyor değil mi? X'ler artı, Y'ler eksi.
6'ya eksi 4 doğru cevaptır dostlarım. Noktalarına eşit uzaklıkta ve y ekseni üzerinde bulunan noktanın ordinatı nedir diye soruyor. Şimdi bu iki noktaya eşit uzaklıkta olacakmış. Hadi biz bir C noktası seçelim. C noktasının özelliği şu. Şuraya yazıyorum. C'nin A'ya olan uzaklığı, C'nin B'ye olan uzaklığına eşit. Ve ben birazdan bunları şöyle kök içinde iki nokta arası uzaklık formülü kullanarak bulacağım zaten. Şimdi eşitleyeceğim bunları, bir denklem yazacağım. Ama C'nin bir özelliği daha var. Y ekseni üzerinde C dediğiniz nokta ve Y ekseni üzerinde ise apsisi kesinlikle sıfırdı değil mi dostlarım? Ha, ordinatını bilmeyiz. Zaten ordinatını soruyor bize. İşte C noktası böyle bir noktaymış. Şimdi hemen C'nin A'ya olan uzaklığını yazıyorum dostlarım. X'leri çıkartıyorum. 2'den 0 çıktı 2. Karesini alıyorum 4 artı 1'den y çıktı, karesini alıyorum. Şimdi c'nin b'ye olan uzaklığı 3'ten 0 çıktı 3, karesi 9. 6'dan y çıkıyor 6 eksi y ve karesini alıyorum. Hemen her iki taraftaki kökler gitti. Şimdi bunları da açalım. 4 artı birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 9 artı birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 12 y de buna. Evet, ne yapıyordum ki ben burada en son? Unuttum. Heh, şurada tamam, işlemi yapıyoruz. Şimdi y kareleri sadeleştirdik. Şurası 5 eksi 2 y, burası da 45 eksi 12 y oldu. Eksi 12 y'yi buraya aldım. 10 y. 45'ten 5 çıktı. 40. Y eşittir 4 geldi. Evet dostlar. Şimdi öğrencilerim geldi sınıfa. O yüzden videoyu burada durduruyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.